Şu anda Çark Deresi kenarındayız. Suat Kilit'le birlikteyiz. Suat Bey, burada bir akvapark yapıyorsunuz. Zannediyorum Büyükşehir Belediyesi'nin Pişet Devlet Sistemi'ne. Bize anlatır mısınız bunu nasıl yapıyorsunuz, neler var burada? Şimdi burada, burası 15.100 metrekare bir alan. Şurada kaydırak grubumuz var. Yaklaşık 10.5 metre platform var. Bu kaydırak grubundan burası, şurası düşme havuzu oluyor. Evet. Bu düşme havuzundan buraya düşülüyor. Burada sonuçta yüzülüyor. Karşı taraf kafeteryamız, karşı taraflar soyunma odalarımız, şurası idare ofis, burası reji odası. Burada işte geri kalan komple çim alanı. İşte şurada bir yine kamelyamız var. Kaç dönüm Suat Bey burası? 15.100 metrekare. Ne kadarı kapalı, ne kadarı açık? Burada kapalı alan 670 metrekare. Peki burada akvaparkın haricinde neler olacak? Yani farklı şeyler olacak burada, mı? İşte gençliğe yönelik balolar, seminerler, aktiviteler, havuzbaşı düğünler, yani Ramazan iftar yemekleri. Yani şu anda düşündüğümüz bunlar. Tabii daha karşımıza neler çıkar? Biraz daha bir laf vardır. Kervan yolda düzelir misali. Yani insanlar nereye sürükleyecek gençlik bilemiyoruz tabii. Az önce başkana bir söz verdiğinizi duydum. Evet. Başkan size sordu ne zaman bitecek diye. Biz de soralım ne zaman bitecek diye. 1.6'da inşallah bitmiş olacak. 1.6 Haziran'da, yani 1 Haziran'da bitmiş olacak. Haziran 1'de. Haziran. Tabii ki hava şartlarına biraz da bağlı ama yani en kötüsü 1 Haziran diyoruz. İnşallah açacağız yani 1 Haziran'da. Sakarya'da bir eksikliğe gidermiş olacağız biz. Kesinlikle ya. Sakarya'da büyük bir ihtiyaçtı bu. Evet. O açıyı kapatacağımızı düşünüyorum yani. Çünkü burada baktığımda Türkiye'de şu anda zaten akvapark 2 ilde yok. Birisi Sakarya, birisi de Kocaeli, İzmit. Ortaklardan Orhan Özkürcü ile birlikteyiz. Evet. Sizden bilgiler alabilir miyiz burayla ilgili? Şimdi en başta Suat Bey ile beraber bir ortaklık kurduk. Yılmaz Mühendislik ve Mimarlık adı altında. Ondan sonra Büyükşehir'in Yapışet Devlet modeliyle 20 yılına kiraladık burayı. 20 yılına? 20 yılına kiraladık Yapışet Devlet modeliyle. İşte belediye bir kira bedeli alacak. Biz burayı işleteceğiz. Aynı zamanda işletmeciyiz. Ben inşaat mühendisiyim. Hem buranın şantiye sorumlusuyum. Onlarla ilgileniyorum. İşte Suat Bey'in de daha önce bahsettiği gibi bir 15.100 metrekare alanımız var. Fitness salonumuz var, kafeteryamız var ve modern bir tesis yapıyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Yani havuzumuz tamamen son teknolojiye uygun olarak ve tertemiz olacak. Yani peki, bunun garantisini veriyorum. Peki kaç kişiye hitap edilecek bir anda mesela? Burada hafta sonları bizim beklentimiz, hafta sonları 2000 kapasiteli kişilik kapasite planlandı ve ona göre proje yapıldı. 2000 kişi. 2000 kişi buradan yararlanabilecek. Aynı zamanda güneşleme terasımız var şu havuzun etrafında. 2000 metrekare. 1500 kişilik bir düğün rahatlıkla yapılabilecek şekilde. Peki Sakaryalılar burayı kullanacaklar mutlaka. Evet. Fiyatlar nasıl olacak? Şimdiden söylemek zor ama. Fiyatları gerçekten biz de orada bir habire, yani vatandaşlarımızla, arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Fiyatları ne yaparız, kaç para yaparız diye. Ama vatandaşlarımız, arkadaşlar üzülmeyecekler. Vatandaşlar üzülmeyecek yani. Herkes kullanabilecek. Herkes kullanabilecek. O seviyeye gideceğiz. Yani herkes kullanabilsin ama seviyeli insanlar olsun. Burada güzel bir eğlence olsun diye düşünüyoruz. Firma ortaklarından Turgut Karakaş'la birlikteyiz. Turgut Bey, Sakarya'nın bir eksiği gideriliyor bize göre burada. Siz neler söyleyeceksiniz burayla ilgili? Ya tabii Sakarya için bu bir ihtiyaçtı. Yani inşallah bunu sezona yetiştirip İşte Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir projeyi bizim yapmamız, bize nasip olması bize de ayrı bir şevk verdi. İnşallah Sakarya halkı da buradan açıldıktan sonra istifade eder, memnun olur. Onların memnun olduğu her şartta biz daha da memnun oluruz. Gelecekte inşallah Sakarya halkını buraya bekliyoruz yani.